Ey hak talibi can, önce ambara giren fareden kurtulma çaresini ara. Ondan sonra buğday toplamaya çalış. Büyüklerin büyüğü olan gönüllere gönül kesilen sevgili peygamberimizin namaz ancak kalp huzuru ile tamam olur hadisini hatırla da nefisten ve şeytandan kurtulmak için kalp huzuru ile namaza başla. Eğer ambarımızda hırsız bir fare bulunmasaydı 40 yıllık ibadet buğdayı nereye giderdi? Her gün azar azar da olsa candan ve sevgiyle sadıkane yapılan, ibadetlerden, iyiliklerden hasıl olan iç rahatlığı ve huzur neden gönlümüzde hissedilmiyor? Çakmak demirinden birçok kıvılcım sıçradı. İlahi aşkla yanan gönül onları çekti aldı. Fakat karanlıkta gizli bir hırsız var. Kıvılcımları söndürmek için üstlerine parmak basıyor. Dünyada manevi bir cerrah uyanmasın diye. O karanlıktaki hırsız kıvılcımları söndürüyor. Allah'ım senin inayetin, merhametin bizimle beraber oldukça şeytandan o alçak hırsız, nefsi emar eden korkumuz ne olur? Sen bizimle beraber olup bizi korudukça ayak altında yüz binlerce tuzak olsa da önemi yoktur. Mesnevi Beyti 380 O kerem sahibi namazda gizlenmiştir gönül namazı kılan, kendini tamamıyla Allah'a veren kuluna lütuf ve ikramda bulunur. Onun affı ve marifeti günaha şeref elbisesi giydirir de böylece o günahı affedilmeye, ihsana, kurtuluşa vesile eyler, sebep kılar. Mesnevi Beyti 4.345 Bu namaz da, oruçta, haçta, Allah yolunda, savaşta hep insanın ezeldeki sözleşmesine inancının şahitleridir. Mesnevi Beyti 183 ben namazda Rabbime yönelirim, onu itifatına alışmışımdır. Namaz gözümün nurudur, sırrı zuhur eder. Gözlerim nurlanır, içim açılır. Namazda içime duyduğum rahatlıktan, manevi zevkten ötürü ruhumun penceresi açılır da oradan vasıtasız olarak Allah'tan haberler gelir. İlham gelir. Allah'ın ilhamı, feyz yağmuru, rahmeti, nuru ezeldeki kaynağımdan ve hakikatimden gelir. Penceremden evime girer. Penceresi olmayan bir ev cehennem gibidir ey Allah'ın kulu. Dinin aslı, temeli manevi pencere açmak ve oradan tevhid ve hidayeti, nuru alarak gönlü gözü aydınlatmaktır. Yol açmak için ormana az kazma vur. Sen gel himmet kazmasını nefis duvarına vur da gönle manevi bir pencere aç. Mesnevi Beyti 2401 Hürriyet Allah'a kulluktur. Hür insan Allah'a kul olandır. Nefsin ve şeytanın arzuları istikametinde hareket, yaratılış gayesine ters düşmektir. Nefsin perdelerini aralayıp veya ortadan kaldırıp hakka vuslattır kulluk. Onun huzurunda olmaktır. Onsuz olan anlar köleliktir. Mevlana mihrabı dost cemali olan kimse için yüz çeşit namaz, yüz çeşit ruku ve secde vardır. Bu konuda Cenab-ı Hak ne yana dönerseniz Allah oradadır buyurmuştur. Resulullah aleyhissalatu vesselam namaz müminin miracıdır buyurmuştur. Kulluk sadece cesetle değil gönülle ibadet etmektir. Ezan sesleri kalbimin mescidine öyle muhrik gelir ki onun tesiriyle gönül mabitimin kapısı aşk ateşiyle yanar. Mevlana Kuddisesi ruh insanı Allah'a vasıl eden gerçek namaz halini ve bu duyguların namazın dışında da muhafaza edilebilmeyi şöyle anlatır. Bize doğru yolu gösteren, bizi kötülüklerden alıkoyan namaz beş vakitte kılınır. Halbuki aşıklar daima namazadırlar. O gönüllerindeki aşk başlarındaki ilahi sevgi ne beş vakitte yatışır ne de beş yüz bin vakitle geçer gider. Beni az ziyaret et sözü aşıklara göre değildir. Gerçek aşıkların canları pek susuzdur. Beni az ziyaret et sözü balıklara uyar mı? Onların canları deniz olmadıkça yaşayabilir mi? Bu denizin suyu pek korkunçtur ama balıkların mahmurluğuna göre bir yudumcuktur. Bir an için ayrı düşmek aşıka bir sene gibi gelir. Mevlana rahmetullahu aleyh Allah'ın huzuruna boş çıkmamak gerektiğini, geceleri yarın için hazırlık yaparak geçirmek gerektiğini ne güzel ifade eder. Dostların yanına eli boş gelmek değirmene buğdaysız gitmeye benzer. Cenabı Hak mahşer gününde halka "Kıyamet günü için ne armağan getirdiniz?" diye soracak. Sizi ilk yarattığımızda olduğu gibi eli boş, azıksız olarak tek başınıza muhtaç bir halde geldiniz diye buyuracak. Haydi söyleyin kıyamet günü için armağan olarak ne getirdiniz? Yoksa sizde dünyadan ahirete dönmek ve Allah'ın huzuruna çıkmak ümidi yok muydu? Kur'an'ın kıyamet hakkındaki haberi size boş mu görünmüştü? Kıyamet gününü inkar etmiyorsan o dostun kapısına böyle eli boş olarak nasıl ayak atabilirsin? Azıcık olsun uykuyu, yemeği, içmeyi bırak da hakla buluşacağın zaman için bir armağan hazırla. Ey hak aşıkı! Geceleri az uyuyanlardan seher vakitleri günahlarının bağışlanmasını isteyenlerden ol. Ana rahmindeki çocuk gibi azıcık oyna. Kımılda da sana nur gören duygular bağışlansın. Ana rahmine benzeyen şu sıkıntılı, kasvetli kederlerle dolu dünyadan dışarı çıkarsan, yeryüzünden daha geniş, daha ferah bir aleme çıkmış olursun. Allah'ın yarattığı yeryüzü geniştir, kulluk, ibadet edilecek yerleri çoktur. Demişlerdir ya işte o geniş yer, peygamberin gitmiş oldukları yerdir. Mana alemidir, o geniş sahada gönül daralmaz. Yaş ağacın dalı orada kurumaz. Mevlana'dan beş vakte dair. Vakti seher sabah namazı. Zamanın rahmine sabahın nutpesi düştü az önce. Gün doğuyor yine ve yeniden. Şimdi hatırla ki senle bir zamanlar yokluğun karanlığında itiktin. Kimse senin adını bilmediği, hatrını saymadığı bir yetimdin. Hatırla ki Rabbin seni yokluğun gecesinden varlık ufkuna eriştirdi. Unutulmuşluğun gecesinde bırakmadı seni. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Şimdi seher vakti. Sıyrıl gafletin gecesinden sehere aç gözlerini. Rabbine aç kalbini uyan, uyan ve an seni hiç unutmayan Rabbini. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini. Herkesin onu unuttuğu anda Kalk ve miracına eşlik et en sevgili peygamberin. Öğle namazı. Vakit öğle. Güneş göğün en yüksek noktasında. Tıpkı gençliğin gibi. Şimdi günde bir delikanlı. Heyecanlı ve telaşlı. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Hiç akşam olmayacakmış gibi. Oysa güneş şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi o da alçalmaya başladı. Akşama akıyor ışıklar artık. Bil ki gün akşamladır, bil ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle o kadar gürültülü var ki ortalıkta, kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzerisin. Telaşların arasından sıyrıl, yer ayır ruhuna. Kalbini sonsuzluğa bitiştir, alnını secdeye değdir. Şimdi öğle namazı. İkindi namazı. Vakit ikindi, gün ihtiyarladı. Güneş solgun rengini bırakıyor. Güller üstüne hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere zevale akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikincisinde yürüyorsun. Tenin soluyor, gözlerinin ferri çekiliyor. Öbür kıyısından artık nehrin göz yaprakları gibi hem dalın hayatın hem de düşmeye hazırsın. Rüzgarı bekliyor gibisin inceliğin yerden kopmaya hazırsın. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Şimdi ikindi vakti secdeye koy alnını zamanın sahibini selamla. Ona konuş onunla konuş dualarını fısılda. Sonsuzluğa tutun hece hece. Şimdi ikindi namazı. Akşam namazı. Vakit akşam gün ölmek üzere güneş ışıklarını topluyor. Eşyanın üzerinden Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın, kara kefenini giyiniyor gün. Gülün rengi soluyor, eşyanın cezbesi yitiyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak, hayatının perdesi çekilecek. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi, zaman uçurumu olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak şimdi akşam. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bile Rabbin sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir o hatırlayacak. Hatrını yalnız o bilecek. Sen de onu an şimdi. Yatsı namazı. Vakit yatsı gün çoktan öldü, güneş ışıklarını topladı, gece hükmediyor aleme. Güneşin saltanatı bitti, ışıklar tükendi ufuklarda, renkler ellerini çekti eşyadan, gül soldu, gün soldu, göğe yöneldi gözler. Hatırla ki sen de unutuşun kara gecesine yuvarlanacaksın. Bir adın kalacak geriye bir mezar taşının hatırlayacak belki seni. Belki o da unutacak. Düşün ki unutuşun koyun karanlığı çökmüş üzerine. Yokluğuna çoktan alışmış, unutulmuş, hepten kanık sanmış. Kimsenin özlediği bile değilsin artık. Hatırla bunları, hatırla ki çoklarının seni unuttuğu bu gece herkesi unutup sen de onu hatırla. Çoklarının ışıklara kanıp sahte renklerin kuyularına daldığı bu gece Rab an Rabbini kan Rabbine uyan. Evet işte şimdi yatsı namazı vakti.